1. bölüm Özgürlüğünüz sınırlarınızın gücü kadardır. Gerçekten özgür müsünüz? Bu sorunun cevabını ararken hayatınızın romanını yazabilirsiniz muhtemelen. Her şeyden önce sizin özgürlükten anladığınız nedir mesela? Düşünün bakalım. Dilediğiniz zaman dilediğiniz yemeği yiyor olabilmek mi özgürlük? Toplumsal hiçbir baskı hissetmeden içinizden geldiği gibi giyinebiliyor olmak mı yoksa Canınızın istediği saatte uyuyup uyanıp yine canınızın istediği saatlerde istediğiniz kadar çalışarak ihtiyacınız olan parayı kazanabilmeniz mi? Yoksa sadece bir hafta sonu tatilinde cep telefonunuzu kapattığınızda mı özgür hissediyorsunuz kendinizi? Bir de şu açıdan bakın bakalım ne düşüneceksiniz? Hayatınızla ilgili her kararınızı sadece kendinizi düşünerek mi alıyorsunuz? Kaderinizin ipleri tamamen sizin elinizde mi? Başkalarının sizden yararlandığını düşündüğünüz oluyor mu? Kaybetmekten korktuğunuz insanlar yok mu? Değişmeye ne kadar açıksınız? Düzeninizi arzuladığınız yönde baştan aşağı değiştirmeye cesaret edebiliyor musunuz? Yorucu sorular olabilir kabul. O halde burada duralım biraz. Çünkü bütün bunların cevabını ararken up uzun ve derinlikli bir kitap yazmaya başlamış bulacaksınız kendinizi. Üstelik sadece kim olduğunuzdan emin olabilmek adına derin sularda sert yüzleşmeler yaşayarak ve sonunda belki hala kim olduğunuzun cevabına ulaşmamış hissedeceksiniz. İşleri zorlaştırmayalım. En azından yumurtayı nasıl yemekten hoşlandığınızı düşünün. İlle de rafadan mı? Yoksa bugünlük de böyle olsun da fark eder ki dediğiniz de oldu mu? Bu önemsiz gibi görünen küçücük ayrıntıların savaşında özgürlüğünüzü kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz aslında. Çünkü özgürlük sandığınız gibi sınırsız olmak demek değildir. Tam tersine net ve güçlü sınırlara sahip olabilmenizle ilgilidir. Diğer bir deyişle, hayır diyebildiğiniz ölçüde özgürlük alanınıza sahip çıkarsınız. Hayır diyemediğiniz her konuda sınırlarınızın ihlal edilmesine izin verirsiniz ki sınırları ihlal edilmiş bir ülke özgür değildir. Bu kitap size sınırlarınızı doğru çizerek kendinize geniş bir özgürlük ve özgüven alanı yaratmayı vaat ediyor. Unutmayın ki özgürlük ve özgüven sadece yaşam kalitenizi yükseltmez. Özel ilişkilerinizden sosyal ilişkilerinize, iş hayatınızdan ev hayatınıza kadar bütün alanlarda kendinizle ilgili çatışmalarınızı ve çekişmelerinizi onarır. Çünkü insan başkasıyla çatışırken bile sadece kendiyle kavga ediyordur.